Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Nortel Enerji AŞ'ye konuk olduk. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Uysal ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Evet, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, gerçekten fuarları seviyoruz. Sizlerle olmak evet, bizler için çok farklı bir keyif. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Safa bulduk. Efendim, Nortel Enerji diye siz açtınız. Nortel Enerji ismi yabancı gibi algılamakla beraber Türkiye'nin yerli ve milli bir şirketidir. Ve Nortel Vira markasıyla sunduğumuz türbinler de Türkiye'nin yerli ve milli rüzgar türbinleridir. Biz genel olarak 3Y sloganıyla ifade edilen yerli, yenilikçi ve yeşil dediğimiz, yenilenebilir enerji dediğimiz alanların hepsini birden kavrayan bir yapıdayız. Yerliyiz çünkü Türkiye'nin mühendislerini, Türkiye'nin iş gücüyle, insan gücüyle, Türkiye'nin argesiyle, bu kaynaklarla ve Türkiye'deki yan sanayiyle, tedarikçi zinciriyle %90 yerli kaynaklarla üretilmiş rüzgar türbinlerini biz Türkiye'de Türk markası olarak dünya markası haline getirmek için bu misyonla varız. Yani biz şu anda tabii denilebilir ki ürünleriniz ne kadar diğer büyük oyuncular dediğimiz markalar hangi yoldan geçtiyse aynı yoldan geçerek geldik. Yani yol aynı yol. 1984'lerde dünyanın önemli markaları dediğimiz bu fuarda da göreceksiniz. Dünya devleri, isimlerini söylemeyeyim. 80'li yıllarda 50 kilovatta başlamışlardır. 50, 100, 150, 500 kilovata yapıncaya kadar 8 yıl geçmiş. Ondan sonra 2 megawatt, 3 megawatt, 5 megawatt gibi büyük güçlere ulaşmışlar. Bu işin özünde var bu. Yani biz de aynı şekilde 10 kilovatlardan başlayarak 10, 20, 50, 100, 150, 250 kilovata geldik. Bugün 1,5 megawatt yapabilecek bilgi birikimi donanıma sahibiz. Neden böyle? Çünkü bu türbinleri yaptığınız zaman siz sahanın içerisinde bu bilgileri, bu know-how'u geliştiriyorsunuz. Masa başında olmuyor bu iş. Yani buradaki bizim çok kıymetli arkadaşlarımız karda, çamurda, fırtınada, rüzgarda hep türbinin başında şu yazılım dediğimiz yapıyı ellerinden ince ince işleyerek 5000 satırlık bir yazılım altyapısıyla bu robot dediğimiz türbinleri üretir hale geldiler. Dolayısıyla bu birikim know-how oluyor adı üzerinde. Yıllar üzerine üste koya koya gelip sizi ileriye taşıyan bir şey. Hiçbir şey bugün başladım hani çocuğun doğumu gibidir. Çocuk annesinin karnından 20 yaşında doğmaz. Böyle bir şey yok. Bebek doğar, büyür. Bu da öyle. Yani ben hemen 3 megawatt yapayım dediğiniz zaman bu olmaz. Tabii büyük bir abi gelir size yanınızda teknolojiyi verir, her şeyi verir, yaparsa olur. Ama siz Türkiye'ye ait olsun, Türk markası olsun, ben geliştireyim dediğiniz zaman bunun bebeklikten alıp yukarı taşımanız lazım. Biz buraya geldik. Bundan sonra da dünya markası olmak hedefiyle hareket ediyoruz. Amacımız orta sınıfta olan boşluğu da doldurmak. Çünkü o her büyüdükçe bir öncekine dönüp bırakıyorsunuz. Yani ne oluyor? Bir boşluk oluyor. Yani 250 kilovat yapan bir daha 250 yapmıyor. 500. 500 yapıyor 1. 1500, 2500 diyor. Ama bu arada orta sınıf dediğimiz distributed generation, dağınık sistemler, enerjinin tüketildiği yerde olmak gibi, enerjinin olmadığı yerlerde olmak, elektriğin olmadığı her yerde olmak gibi bir misyona gitmek istediğiniz zaman bizim türbinlerimiz tam yerini buluyor. Orta boy dediğimiz, fakat bütün büyük türbinlerin sahip olduğu tüm özellikleri bünyesinde taşıyan, kanatları pitch kontrollü, üç kademeleri fren sistemleriyle, otomasyon sistemleriyle, remote kontrol dediğimiz uzaktan kumandalı sistemlerle, aynı büyük türbinin bütün özelliklerini içinde barındıran ama boyu biraz daha küçük bir türbinin dünyada yaygınlaşmasını istiyoruz, onun için varız. Vallahi süper, bu kadar keyifli anlatılamazdı. Öncelikle bu sevginin hiç yok olmamasını diliyorum. Evet. Bu gözlerdeki ışıltıyı ilerleyen yıllarda da görmek istiyoruz. İnşallah. Çünkü Türkiye'm gerçekten en iyi, en güzeli layık. Layık inşallah. Burada da gerçekten Balıkesir firması olarak Aybalık Balıkesir'den geldiniz. Çünkü tekrar bu vesileyle hoş geldiniz diliyorum. Sağ olun.
burada amaç gerçekten çok çok güzel. Bu bir ekip işi, onu da vurguladınız biraz evvel. Ben bütün ekibe gerçekten teşekkür ederim. Bunlar genç kuşaklar, gerçekten Türkiye'nin değerleri. Türkiye'deki genç insanımızın yapamayacağı bir şey yok. Ben buna %100 inanıyorum. Bir tek eksiğimiz vardı, özgüven. O özgüveni biz vermemiz lazım. Özgüven olduktan sonra biz her şeyi yaparız. Bizler diliyoruz ki bu keyifli değerler gülen yüzünüzle birlikte, evet, ilerleyen nice yıllar boyu bizlerle olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Çok sağ olasınız. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Zahmet verdiniz. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nden Nortel Enerji AŞ'ye, Vira'ya teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.